Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde mesleki danışma kuramlarına devam edeceğiz rehberlikte. Geçtiğimiz derste Holland'ı anlatmıştık. Holland'ın kişilik tipolojisinden bahsetmiştik. 6 farklı kişilik tipi var demiştik. Özellikle bu sene Holland'dan soru bekliyoruz demiştik. Holland'la ilgili dikkat edilecek kişilik tipleri haricinde bir altıgen yorumlamasını bilelim. Merkeze aldığımız kişilik tipinin sağındaki ve solundaki kişilik özellikleri de merkeze alınan kişilikle ilişkilendirilebilir demiştik. Yani bir insanda sadece bir kişilik tipi yer almaz, 2-3 farklı kişilik tipi olabilir demiştik. Altıgeni nasıl yorumlayacağımızı geçtiğimiz hafta ifade etmiştik. Bir de Holland ne diyordu? Meslek yönelim bireyin kişiliğinin bir yansımasıdır. Aynı zamanda aynı meslek grubunda yer alan bireylerin yaşantıları benzerdir. Mesleki doyum bireyin çevresiyle uyumuyla ilişkilidir, yani uyumdan etkilenir ve aynı zamanda bireylerin ilgileri kişiliğini yansıtır der demiştik. Holland'la ilgili o özellikleri de bilelim. Özellikle öncül verelim, hangisi Holland'a göre söylenilebilir ya da söylenilemez tarzında bir soru gelir ise o özelliklerden soru üretebilirler. Dikkat etmekte fayda var. Şimdi Super'le Ginsberg'e bakacağız. Mesleki danışma kuramcılarından ikincisi Super. Bir Holland demiştik. İkincisi Super. Üçüncü olarak da Ginsberg'i anlatacağız. Şimdi Super ne diyor? Donald Super. Super kuramın adına bakalım. Benlik. Yani rol kuramı. Değerli arkadaşlar. Nedir peki benlik? Benlik nedir? Kişinin kendini algılayış biçimi. Yani mesela kendimiz çok sinirli algılayabiliriz. Çok neşeli algılayabiliriz, çok sabırsız, çok dağınık algılayabiliriz. Peki kendimizi algılayış biçimimiz bizim mesleki tercihlerimize de yön verebilir mi? Tabii ki verir. Yani mesela kendinizi böyle insanlara yardım eden birisi olarak algılıyorsanız insanlarla iç içe sosyal faaliyetler gerektiren mesleklere yönelebilirsiniz. Sosyal bir yapınız vardır. Mesela ben çok asosyalim diyorsanız yine insanlardan uzak mesleklere yönelebilirsiniz. Ben çok güzel resim yapabiliyorum, bu yüzden ressam olmalıyım diyen bir çocuğun görüşü hangi kuramla açıklanır diye sordu daha önceden ÖSYM'e. Cevabı süperdi. Peki bunu Holland'dan nasıl ayırt edeceğiz? Nasıl karıştırmayacağız? Arkadaşlar Holland'da kişilik yapısı üzerine vurgu yapılır. Süper'de ise benlik kavramı üzerine vurgu yapılır. Holland'a göre soru soracak olduklarında kişinin kendini algılayış biçimi ifade edilmez. Yani Holland'a göre soru soracaklarında şöyle diyecekler. Bakın. Ben asosyal bir insanım. Bu yüzden insanlardan uzak mekanik beceri gerektiren mesleklere yönelmeliyim diyen bir çocuk Holland'da hangi tiptir diye sorar. Gidersin gerçekçi tipi işaretlersin. Ama bunu demediği sürece bak tekrar ifade ediyorum. Ben asosyal bir insanım. İnsanlardan uzak mekanik beceri gerektiren mesleklere yönelmeliyim diyen bir çocuğun görüşü hangi kuramla açıklanmalıdır diye sorduğunda ise cevabı süper olacak. Çünkü kişinin kendini algılayış biçimi burada. Kendini tanımlaması ön plana çıkıyor ve ona göre bir mesleğe yönelecektir. Ben çok neşeli bir insanım. Çok ikna becerisi olan bir insanım. Bu yüzden de ticarete atılmalıyım diyen bir çocuğun görüşü hangi kuramla açıklanacak? Süper. Çünkü benlik kavramını bakın tanımlıyor. Kendini tanımlıyor. Peki Holland'a göre soruyu soracak olsa ne diyecek? Bu çocuk Holland'da hangi kişilik tipine uygundur? O zaman gider girişimci tipi işaretlersin. Bunu demediği sürece benlik algısı kişinin kendini algılayış biçimi ifade edildiğinde hep nereye gidecekmişiz? Süper'e gideceğiz değerli arkadaşlarım. Peki. Süper'de evreler var. Evreler burada. Büyüme, araştırma, yerleşme, koruma ve çöküş basamağı var Süper'de. Evrelerin de alt basamakları var. Yani ne yapmış Süper'den? Doğumdan ölüme kadar bireylerin mesleğe yönelimini bir süreç olarak ele alıp analiz etmiş sevgili arkadaşlarım. Her ne kadar doğumla başlatsa da bebeklik yıllarını çok ciddiye almaz Süper. Bakın ilk basamağımız büyüme basamağı. Büyüme basamağının alt evrelerine hayal, ilgi ve yetenek. Şimdi gerek Süper'de olsun, gerekse de Ginsberg'de olsun. Bunlarla ilgili soruları cevaplayabilmek için arkadaşlar çocuğun kurduğu cümlelerin çok bir anlamı yok. Çocuğun yaşına bakarak veya içinde bulunduğu döneme bakarak sorunun cevabını işaretleyeceksiniz.
Mesela şu. Bakın. Hayal basamağı hangi eğitim kademesine denk geliyor? Okul öncesi ve ilkokul kademesine denk geliyor. O zaman okul öncesi ve ilkokul kademesinde bir çocuğu örneklendirdiğinde cümlelerin ne dediğine takılmayacaksınız. Süper'e göre bu çocuk hangi basamaktadır diye sorduğunda hayal basamağı diyeceğiz. Hayal yoksa seçeneklerde büyüme işaretleyeceğiz. Mesela diyecek ki okul öncesi öğrencisi Ahmet'in babası polistir. Zaten bu yaşlarda çocuklar özellikle anneyle babayla özdeşim kurar. Ahmet'in annesi, Ahmet'in babası polistir. Ahmet de bundan dolayı ileride ben polis olacağım diyor. Ahmet süperde hangi basamaktadır? Hayal basamağındadır değerli arkadaşlarım. Hayali göremediğimizde büyüme basamağını işaretleyecek. Diyecek ki mesela ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Ayşe, Ayşe'nin annesi hemşiredir. Bundan dolayı da Ayşe oyunlarında hemşire rolüne bürünüp arkadaşlarına iğne yapmaya çalışır. Ayşe süperde hangi basamaktadır? Hayal basamağı diyeceğiz. Değerli arkadaşlarım, hayali göremediğimizde büyüme basamağına gidin. Mesela şöyle dese ilkokul 3. sınıf öğrencisi Mehmet futbol oynayabilmekte yeteneğinin olduğunu düşünmekte işte bir futbolcuyu mesela Messi'yi örnek almaktadır. Bakın ilkokul 3. sınıf dedi. Şimdi burada potansiyeli vurgulamasına rağmen gidip de yeteneği işaretlemeyeceksin. Çünkü çocuğun yeteneğini iyice görebilmesi için daha biraz olgunlaşmaya ihtiyacı var. Bu çocuk ilkokul kademesinde olduğu için hayal basamağıyla ilişkilendireceksin. Zamana bu sorular yorum götürmez. Net içinde bulunduğu döneme bakarak hareket edeceğiz. Yani hayal basamağı okul öncesi ve ilkokula denk gelecek. Peki geldik ilgi basamağına. İlgi basamağı ortaokul yıllarının başlangıcı değerli arkadaşlarım. Yani 5. sınıfta, 6. sınıfta bir çocuğu örneklendirdiğinde ki ilgi nedir? Zaten birebir etkinlikten aldığı hazdır. Bunu vurgulayacak. Bunu gördüğünüzde süper de ilgi basamağındadır diyeceğiz. İlgiyi göremezsek büyümeyi işaretleyeceğiz. Mesela 6. sınıf öğrencisi Ayşe güzel resim çizmek Ayşe resim çizmekten hoşlanmakta, mutlu olmakta. Bu yüzden ileride bir güzel sanatlar lisesi okumayı düşünmektedir. Bakın Ayşe ortaokul yıllarının başlangıcında güzel resim çizmekten hoşlandığından bahsediyor. Hangi basamakta süpere göre? İlgi basamağında. Diyor ki mesela 5. sınıf öğrencisi Ahmet sokakta arkadaşlarıyla top oynamaktan hoşlanmakta. Bundan dolayı da ileride futbolcu olmayı düşünmekte. Bakın hoşlanma, haz, mutluluk vurgulanıyor. Hangi basamak? İlgi basamağı. Göremediğimizde neye gideceğiz? Büyüme evresine gideceğiz. Sevgili arkadaşlarım, geldik yetenek basamağına. Yetenek ise potansiyel beceri ön plana almamızı gerekli kılacak. Yani ortaokul yıllarının sonunda değerli arkadaşlarım çocuğun potansiyelini vurguladığını göreceksiniz. Mesela 8. sınıf öğrencisi Mehmet bilgisayara yazılım ve donanımla ilgili program atabilmekte. Bu yüzden de bilgisayar ağırlıklı bir lise okumayı düşünmekte. Bak potansiyelden, beceriden bahsettik. Hangi basamakta? Yetenek basamağı. Diyecek ki mesela 7. sınıf öğrencisi Hülya dil becerisine sahip. Özellikle dille ilgili alanda yetenekli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden dil ağırlıklı bir lise okumayı düşünüyorum. Hülya hangi basamaktadır? Yetenek basamağındadır. Mesela bir çocuk örneğin güzel voleybol oynayabiliyor. Bak güzel, beceriden bahsettik. Bu yüzden de ileride spor adamı olmayı düşünüyorum. Hangi basamak? Yetenek basamağı diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Yani ortaokul yıllarının sonu vurgulandığında, potansiyel beceri vurgulandığında yeteneğe gideceğiz. Peki bunları göremediğimizde onu kapsayan evre büyüme basamağına gideceğiz. Geldik araştırma basamağına. Araştırma basamağına dikkat edin. 3 evreden oluşacak. Deneme, geçiş ve sınama basamaklarından oluşacak. Şimdi deneme ile sınama aynı anlamda kullanılabilir normalde değil mi? Bizim dilimizde ama burada farklı olacak. Bakın deneme lise kademesidir. Değerli arkadaşlarım lise kademesidir. Deneme basamağı. Yani lise döneminde bir çocuğu gördüğümüzde bu çocuk kısa süreli bir takım işlere girip çıkacak. Yeteneklerin, ilgilerin hani yaşantıyla birlikte iyice görüyor ve lise kademesinde
yaz tatillerinde okuldan arta kalan zamanlarda yetenek ve ilgilerine göre kısa süreli işlere girip çıkarak mesleği tanımaya çalışacak deneme basamağında. Yani mesela diyecek ki lise 2 öğrencisi Murat dil yeteneğine sahip. Bu yüzden de ileride tercüman olmayı düşünüyor. Mütercim tercüman olmayı düşünüyor. Yaz tatillerinde turistlerin yoğun olarak geldiği bölgelere gidiyor, orada çalışıyor. Bu çocuk hangi basamaktadır diye soracak. Süper'de deneme basamağı diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Peki diyecek ki mesela 11. sınıf öğrencisi Ayşe'nin annesi kuafördür. Ayşe yaz tatillerinde annesine giderek annesinin dükkanına giderek yardım ediyor. Ayşe hangi basamaktadır? Süper'de deneme basamağındadır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Yani deneme basamağında kısa süreli işlere girip çıkar çocuklar. Okuldan arta kalan zamanlarda çeşitli meslekleri işin yapıldığı ortamda tanımaya çalışırlar. Deneme yanılma yoluyla. Diyecek ki mesela 10. sınıf öğrencisi Mehmet'in babası oto tamircisidir. Mehmet okuldan arta kalan zamanlarda hafta sonunda ya da öğleden sonraları gidiyor babasına yardım ediyor. Hangi basamakta? Deneme basamağında diyeceğiz. Geldik geçiş basamağına. Geçiş üniversite yıllarının başlangıcı şeklinde değerlendirilecek. Üniversite yıllarının başlangıcı. Yani liseden sonra nereye geçiyoruz? Üniversiteye geçiyoruz. Üniversite yıllarının başlangıcı vurgulandığında geçişe gideceğiz sevgili arkadaşlar. Mesela diyecek ki üniversite 1. sınıf öğrencisi Mehmet okul öncesi öğretmenliği okumak için üniversiteye gitmiş ve başlamış ama hala bazı sorgulamaları var. Acaba ÖSS'ye girip başka bir bölüme mi yönelsem? Acaba okul öncesi öğretmenliğini bırakıp buna benzer mesela sınıf öğretmenliği gibi ÖSS'ye tekrar girip bir başka bölüme mi gitsem? Ya da mezun olduğumda bölümümle ilgili neler yapabilirim acaba diye çocuk bunu sorguluyor ise, yetişkin bunu sorguluyor ise hangi basamaktadır? Geçiş basamağındadır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Yani özellikle üniversite yıllarının başlangıcı vurgulandığında geçiş basamağına gideceğiz. Mesela matematik okumak için üniversiteye gitmiş, ikinci sınıfta diyebilir. Mezun olduktan sonra bölümüyle ilgili nerelerde çalışabilir? Bunu sorguluyorsa kişi geçiş basamağındadır diyeceğiz. Bakın daha kararımız netleşmemiş. Sınama basamağı ise sınama basamağında üniversite son sınıf ya da stajyerlik vurgulanacak. Staj yılları vurgulanacak. Arkadaşlar aldığımız eğitimi sınayacağız. Dikkat edelim. Denemeyle karıştırmayın. Deneme lise dönemidir. Sınama basamağında ise daha çok bir mesleğe dayalı eğitim alıyoruz. Aldığımız bu eğitimi direkt işin uygulama kısmında sınayarak o işe ne kadar uygun olduğumuzu bizzat test etmeye çalışıyoruz. Öğretmen olabilmek için üniversitede eğitim aldık. Üniversite son sınıfta okullara staja gittik. İşte bu şekilde örneklendirecek. Yani 4. sınıf fen ve teknoloji öğretmenliği okuyan Mehmet okula gidiyor. Staj döneminden bahsediyor. Hangi basamaktadır diyecek. Direkt sınavaya gideceğiz. Mesleğe yeni başlamış biri vurgulanır. Mesela hemşirelikten mezun olmuş Leyla bir sağlık ocağına atanıyor, göreve başlıyor. Daha mesleğinin ilk yılları hastasına iğne yaparken tedirgin oluyor. Hangi basamaktadır diye vurgulandığında sınama basamağı diyeceğiz. Bir öğretmen yeni atanmış, göreve başlamış. İlk derse giriyor, biraz heyecanlanıyor. Sınıfta sınıf yönetimi konusunda sorun yaşıyor. Bak acemilik dönemi. Sınama basamağındadır diyeceğiz. Sınamayı göremezsek nereye gideceğiz? Araştırmaya gideceğiz. Sınamayı göremeyince gidip de denemeyi işaretleyemezsiniz. Deneme lise dönemidir. Geçiş üniversite yıllarının başlangıcıdır. Sınama ise ya son sınıfta stajyersiniz ya da mesleğe yeni başladınız. O ilk yıllar vurgulanır. Dikkat edelim. Araştırma basamağın alt evrelerini DGS, dikey geçiş sınavı gibi kodlayabilirsiniz. Yerleşme ise adından anlaşılıyor. Bakın. Üniversiteden mezun olduk. Birkaç sene, bakın ilk 1-2 yıl mesleğe yeni başladığımız yıllar sınamaydı. Atandınız gittiniz. Orta Anadolu'da bir okulda, köy okulunda görev yapıyorsunuz. İlk yıllar sınama basamağıdır.
O sınavaya geçtikten sonra artık kararınızı netleştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki evet ben Milli Eğitim'de uzun yıllar çalışabilirim. Yani mesleğe başlayalı 3-4 sene olmuş. Bu vurgulanıyor. Hangi basamaktasınız? Yerleşme basamağı. Yani şunu da yapabilirsiniz. Gittiniz orada görev yapıyorsunuz. Baktınız ki orada şartlar çok zor. Hayır ben Mersin'e gider özel bir kolejde çalışmaya başlarım dediniz. Geldiniz özel bir kolejde çalışmaya başladınız. Yerleşme basamağına geçiş yaptığınız anlamına gelir. Ama mesleğin ilk başlangıç yılları neymiş? Sınava basamağı. Koruma evresine geldiğimizde ise bu arada bakın yaş dilimlerine dikkat edin. 40 yaşında, 41 yaşında, 35 yaşında birisi vurgulandığında bir yerleşmeye gideceğiz. Cümlenin ne dediğinin bir önemi yok. Koruma basamağında ise mesleğin gerektirdiği standartlara uygun davranma var. Yani bir öğretmen 50 yaşına gelmiş sınıfa girip de böyle mıy 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 ders anlatmamalı. Bir doktor hastalarına fırça atmamalı. Mesleğin ilk günkü heyecanını taşımalıdır. Üzerinde kendini teknolojik, bilimsel özellikle değişiklikleri takip etmeli ve kendini bu anlamda yenileyebilmelidir koruma basamağında. Örnekler hep olumlu olacak diye bir kural yok. Yani şöyle de diyebilir. Bir makine mühendisi 55 yaşında bir fabrikada çalışıyor. Böyle ayakları kendini böyle çok yorgun hissediyor. Ayakları istemeye istemeye işe gidiyor. Dedi. Hangi basamakta? Koruma basamağında. Neden? Çünkü bu evreye denk geliyor ama istenilen özelliğe sahip mi? Değil değerli arkadaşlar. Geldik çöküş basamağına. Dikkat edin. Ne ifade edilecek? 65 yaş ve sonrası yani emeklilik dönemi vurgulanacak. Yani hatta bu yavaşlama ve tam emeklilik olarak da ikiye ayrılır. Yani emekli bireyler vurgulandığında direkt süperde çöküş basamağını işaretleyeceğiz. Bakın süperin genel evrelerini değerli arkadaşlarım bay koç şeklinde de kodlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar bay koç. Şimdi size normal mesleki gelişim evreleri sorulduğunda ne diyecektik? Uyanışa farkında olma, meslekleri keşfetme, karar verme, hazırlık ve işe yerleşme. Ama kuramcılara göre sıralama sorulduğunda mesela süpere göre sıralama sorulduğunda bu sıralama aklınıza gelecek. Bay Koç. Alt evrelerini sıralayacaklarını yani bu kadar detaya gireceklerini pek düşünmüyorum. Soruyu özellikle nereden bekliyoruz? Sınamadan bekliyoruz. Eğer evre sorusu soracak olursa süpere göre hatta direkt mesleğe yeni başlamış bir öğretmeni vurgulayacak sınamayı işaretleyeceğiz. Sınama yoksa neyi işaretleyeceğiz? Araştırmaya girip de denemeyi işaretlemeyin değerli arkadaşlarım. Şöyle soruldu daha önceden süperle ilgili biraz önce bir tanesini ifade ettik. Ben müzik alanında çok yetenekliyim. Bu yüzden müzisyen olmalıyım diyen bir çocuğun görüş hangi kuramla açıklanır? Süper. Bu tarzda bir benlik kavramı ifade edildiğinde süpere gidin. Bir de evre sorusu sordular. Şöyleydi. Lise 2. sınıf öğrencisi Hülya okulun rehber öğretmenine gelerek şunları anlatır. 8. sınıftayken annemle liseleri gezerek bilgi toplamıştık. O zaman çocuklarla çalışmak istemediğim için meslek lisesini ziyaret etmemiştik. Geçen yaz bir kreşte gönüllü olarak çalıştım. O zaman anladım ki çocuklarla çalışmak bana göre değilmiş. Sanırım ben yardım etmekten çok ikna etmeyi seviyorum. Bunu söyleyen Ayşe Süper'de hangi basamaktadır? Bak lise 2 öğrencisi yaz tatilinde çalışmasından bahsediyor. Hangi basamak? Deneme basamağı diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Deneme olmasaydı neyi işaretleyecektik? Araştırma işaretleyeceğiz. Peki Süper'le ilgili evre sorusu gelecek olursa tekrar ifade ediyorum. Sınama basamağına dikkat edelim. Geldik şimdi Ginsberg'e değerli arkadaşlar. Şurayı şöyle bir kısaca bir sileyim. Evet, şimdi Ginsberg ne diyor? Ginsberg ve arkadaşlarının kuramı. Arkadaşlar Ginsberg'de de bakın evreler var, Süper'de de evreler var. Kuramın adına bakalım. Ginsberg'de gelişim kuramı. Gelişim. Yani mesleki yönelimi bir süreç olarak gören kuramcı kimdir diye sorduklarında cevabımız Ginsberg olacak değerli arkadaşlar. Şunu söylüyorum. Mesleki önerim bir süreçtir. Bu geri dönülemez bir süreçtir. Yani anlık verilen bir kararla açıklanamaz diyor. Ne demek yani bu geri dönülemez bir süreç? Mesela ben şimdi desem ki arkadaşlar ben düşündüm taşındım. Bu dershanecilik çok yorucu bir iş. Ben futbolcu olmaya karar verdim desem mesela birçoğunuz gülersiniz. Neden? Çünkü bu
saatle böyle alınacak bir karar değil. Bu bir süreç gerektir. Yani en azından 11-12 yaşlarından itibaren ilgilerimi daha sonra yeteneklerimi fark ederek o doğrultuda eğitim alıp bir mesleğe yönelmem lazım. O yüzden anlık verilen bir kararla açıklanamaz. Bu geri dönülemez bir süreçtir der Ginzberg. Gerçi sonradan bu kararını değiştiriyor ama siz ÖSYM'nin sorularında mesleki yönelimi geri dönülemez bir süreç olarak gören kuramcı kimdir diye sorduğumda cevabınız Ginzberg olacak. Bakın, dikkat, mesleki yönelimi süreç olarak gören kuramcı kimdir? Bir gelişim işinden bahseden kimdir diye sorduğunda cevabınız Ginzberg olacak. Ama Ginzberg'i göremezseniz seçeneklerde süper işaretleyin. Neden? Süperde de evreler var bakın. Ama süperde öne çıkan tema gelişim değil de benlik kavramıdır. E peki süper gelişimi süreci inkar ediyorum. Hayır, onda da var süreç. Ama öne çıkan tema benlik kavramıdır. Ginzberg'de öne çıkan tema gelişim ve süreç kavramıdır değerli arkadaşlar. Dikkat edin. Meslek yönelimi bir süreç gelişim işi olarak gören kuram Ginzberg'tir. Hatta şöyle sordular. Daha önceden 2017'ydi galiba ya da 16 sınav sorusuydu. Öncül verdiler. Hangisi Ginzberg'e göre söylenemez diye sordular. Dedi ki birinci öncülde meslek yönelim bir süreçtir. Bir diğer öncülde mesleki yönelim belirli bir zaman diliminde gerçekleşir. Bir diğer öncülde dedi ki mesleki yönelim bir uzlaşma işidir diye ifade edildi. Arkadaşlar bu soruda cevabımız Ginzberg'e göre hangisi söylenemez? İkinci öncül. Mesleki yönelim belirli bir zaman diliminde gerçekleşir. Belirli bir zaman diliminde mi gerçekleşir? Yani sadece lise sonunda verilen bir kararla mı açıklanır? Hayır. Mesleki yönelim bir süreçtir. Bu büyük ölçüde geri dönülemez bir süreçtir. Bir diğer ifade neydi? Mesleki yönelim bir uzlaşma işidir. Bu ne demek? Yani değerli arkadaşlar, birey bir mesleğe yönelirken ilgisi olacak o mesleğe ilişkin, yeteneği olacak ve değer de atfedecek. Yani sadece ilgi duyduğunuz için örneğin mühendisliğe yönelemezsiniz. Sadece değerli olduğu için tıbba yönelemezsiniz. Yöneldiğinizde o meslekle ilgili bir takım sıkıntılar yaşarsınız. O yüzden meslek yönelim bir uzlaşma işi olarak görülür. Ginzberg uzlaşmayla kastedilen kavramlar nelerdir? İlgi, yetenek ve değerdir. Yani bireyde her üçü de olacak sevgili arkadaşlar. Peki gelelim Ginzberg'in evrelerine. Ginzberg ilk yetişkinliğe kadar süreci ele alıyor. Bakın süperde yaşam boyu. Ginzberg de ilk yetişkinliğe kadar süreç ele alınıyor. Fantazi dönem Ginzberg'in fantazi dönemiyle Super'in büyüme basamağı aynı kademeye denk gelir. Yani okul öncesi ve ilkokul kademesinde bir çocuktan bahsettiğinde Super'de hayal basamağı Ginzberg'de fantazi dönem olarak değerlendirilir. Super'in hayal basamağı ile Ginzberg'in fantazi dönemi aynı döneme denk gelir. Yani okul öncesi ilkokul dönemi çocuklar vurgulandığında bu arada şu fantezi. Çocuklar vurgulandığında değerli arkadaşlarım Ginzberg'de fantazi dönemi işaretleyeceğiz. Diyecek ki okul öncesi öğrencisi Aysu'nun annesi kuafördür. Aysu da bundan dolayı kuaför olmak istiyorum. Ginzberg'de hangi basamakta? Fantazi dönemde değerli arkadaşlarım. Geldik geçici döneme. Bakın süperle birçok noktası benzer zaten. O yüzden hızlı geçeceğim. İlgi basamağı yine ortaokul yıllarının başlangıcı olarak değerlendirilir. 5. sınıf, 6. sınıf öğrencisi bir etkinlikten haz almaktan bahsediyor. Ve buna bağlı olarak bir mesleki hedef belirliyorsa Ginzberg'de ilgi basamağındadır. Süper'de de ilgi basamağındadır. Ortaokul yıllarının sonunda bir potansiyel, bir beceri vurgulanıyorsa Süper'de de yetenek, Ginzberg'de de yetenek basamağındadır. Bakın burada ne var? Süper'den ayrışan değer basamağı var. Değer neydi? Bir mesleğe ilişkin bireyin zihninde geliştirdiği olumlu algıdır. Para, statü, kültür, yaşam tarzı buna etkendir. Diyecek ki mesela yani 10. sınıf 11. sınıfı vurgulayacak. 10. sınıf öğrencisi Ayşe inşaat mühendisi olmak istiyor. Fakat inşaat mühendisliğine genellikle erkeklerin yöneldiğini görüyor. Bundan dolayı da daha çok kadınların yöneldiği gıda mühendisliğine yönelmek istiyor. Ayşe'nin bu kararına etkili olan kriter ve içinde bulunduğu dönem Ginzberg'de hangi basamakta açıklanır diye ifade ettiğinde değer diyeceğiz. Çünkü cinsiyete bağlı yönelimlerimizde değer de açıklanır. Ya da diyecek ki 11. sınıf öğrencisi Mehmet ileride parası kazanımı bol olan mesleklere yönelmek istiyor. Bunu kazanmak istiyor. Hangi basamakta? Değer basamağı diyeceğiz. Değerli arkadaşlar. Geldik geçiş basamağına. Süperdeki geçişle
Ginzberg'deki geçişi birbirine karıştırmayalım. Super'deki geçiş üniversite yıllarının başlangıcıydı. Ginzberg'deki geçiş biraz daha erken, yani liseyi yeni bitirmiş bir çocuğu vurgulayacak. Meslekleri araştırıyordur. ÖSS'ye hazırlanan bir çocuk. Yani liseden yeni mezun olmuş. Ayla hangi bölümü okumak istediğine daha tam net karar verememiş. Üniversiteleri, bölümleri araştırıyor diyecek. Hangi basamakta? Geçiş basamağı diyeceğiz. Super'deki geçiş üniversite yıllarının başlangıcıydı. Ginzberg'deki geçiş ise üniversiteye daha geçmemişiz. Liseden yeni mezun olmuşuz. Üniversiteleri araştırıyoruz. Bu vurgulanacak. Üniversite yıllarının başlangıcı Ginzberg'de keşfetmedir. Değerli arkadaşlarım. Üniversite yıllarının başlangıcı Ginzberg'de keşfetmedir. Hatta bunun alt evrelerini de KBB, kulak burun boğaz servisi gibi kodlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Üniversite yıllarının başlangıcı. Şimdi bir insan bir mesleğe yönelmiş ama daha tam net olarak kararı net değil. Yani kararı netleştirmemiş. Çoğumuz da öyle olmuyor. Mesela fen ve teknoloji öğretmenini okumak için üniversiteye gitmiş birinci sınıf öğrencisini ya da ikinci sınıf öğrencisini vurgulayacak. Mezun olduktan sonra nerelerde çalışabilirim? Üniversitede mi kalmalıyım? Akademisyen mi olmalıyım? Özel bir kolejde mi çalışmalıyım? Aklında bir sürü soru var. Hangi basamakta? Keşfetme basamağında. Yani mesleğiyle ilgili bir mesleğe dair eğitim almak için üniversiteye yöneldi. O meslekle ilgili neler yapabilir mezun olduktan sonra? Bunları araştırıyor. Billurlaşma demek ne demek? Seçeneklerin sadeleşmesidir. Sınırlandırılmasıdır. Yani üniversiteye başladığımızda mesleğimizle ilgili araştırmayı yapıyoruz. Üniversite sona doğru özellikle seçenek sayılarını sınırlandırıyoruz. Zaten bunu vurgulayacak. Fen ve teknoloji öğretmenliği okumak için üniversiteye giden Mehmet diğer seçenekleri elemiş. Yani üniversitede akademisyen olmayı vesaire. Ben diyor öğretmen olacağım ama diyor milli eğitimde mi öğretmen olayım, özel bir kolejde mi öğretmen olayım, ikisi arasında gel git yaşıyor. Hangi basamakta? Billurlaşma basamağı. Mesela yine bir doktor değerli arkadaşlarım uzmanlaşmaya çalışıyor. Diğer seçenekleri elemiş. İki alanda ya da üç alanda böyle gel git yaşıyor. Hangi basamakta? Billurlaşma basamağında. Yani bir tıp öğrencisi. Belirlemede ise kararımız nettir artık. Ne diyor mesela? Mehmet Fen ve Teknoloji Öğretmenliğinden mezun olmuş. Ben diyor Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olacağım. Mehmet hangi basamaktadır? Belirleme basamağındadır. Kararı netleştirmiş. Üniversite yıllarının başlangıcı keşfetme. Sona doğru seçenekler sınırlandırılmış, asgari düzeye indirgenmiş, billurlaşma. Yeni mezun olduk ve kararımızı netleştirdik, belirleme. Ginzberg'le ilgili şöyle soru geldi daha önceden. Dediler ki Ahmet 5 yaşındayken kendisine ne olacaksın diye sorulduğunda futbolcu olacağını söylemekteydi. Ahmet 13-14 yaşına geldiğinde futboldan hala hoşlanmasına rağmen futbol oynamanın kendisine uygun olmadığını görerek futbolcu olmaktan vazgeçti. Ahmet'in bu kararında etkili olan kriter ve içinde bulunduğu dönem Ginzberg'e göre hangisi de cevap yetenek basamağı. Süper'de de aynı zaten. Süper'e göre de sorsalar yetenek olurdu. Ne diyor bakın. Futbol oynamanın kendisine uygun olmadığını görerek yani potansiyel becerisi olmadığını görüp bundan vazgeçiyor. O yüzden yetenek basamağı. Ginzberg'de soru sorulacak yani evre sorusu gelecek olur ise değere dikkat edin. Özellikle lise döneminde bir çocuğun para, statü gibi çeşitli nedenlerle bir mesleğe yatkınlığı, yönelimi var ise değer açıklanacak. Süper'de sınava basamağına mesleğin başlangıç yılları Ginzberg'de değer basamağına dikkat edelim. Ha bu evreleri şimdi öğrensek bile 1-2 hafta sonra tekrar unutabiliyoruz. Sıralama, ben o yüzden ne diyorum? Sınavdan yani sabah genel yetenek kültür sınavına girdikten sonra öğleden sonra eğitim bilimleri sınavına girmeden anlatacağımız 5 kuramı şöyle kısaca bir gözden geçirin dedik. Bundan sonraki derste Roya Parson'a bakıp bir de meslek danışma kuramları ile ilgili biraz da soru çözüp meslek danışma kuramlarını noktalayacağız. Herkese iyi çalışmalar. Kendinize dikkat edin.